Arkadaşlar merhabalar. Kombinasyon kümelerle alakalı size güzel bir soru çözeceğim şimdi. Ee, soru aslında çok sade net, çözümü de gayet net. Ama bazen iç içe e, geçen kavramlardan dolayı çok basit bir soru bile karmaşıklaşabiliyor. Ee, size o yüzden bir ön bilgi hatırlatması yapacağım. Farklı nesneleri dağıtırken neler yapabiliriz? Ondan bir bahsedeyim. Ee, özdeş kutuya sorusunu çözeyim mi? Hadi onu da çözeyim. Bu soruyla alakası olmayacak ama size böyle ekstra iki tane de soru çözmüş olayım. Bir soru yoruma iki tane farklı yorumda katalım. Şimdi arkadaşlar, farklı oyuncakları farklı kutulara gönderirken, farklı oyuncakları özdeş kutulara gönderirken ne yapıyoruz? Şu iki soruyu bir çözmeye çalışın ama benden muhakkak yine bir dinleyin. Çünkü özellikle şurasıyla alakalı size çok önemli yerden bahsedeceğim. Hatta aynısını burada da bahsedeceğim ya. Gruplama ve dağıtma mevzularıyla alakalı ben bu konuya takığım artık neredeyse. Çünkü çok hata yapıldığını görüyorum. Bazen bölü iki faktöriyellerin, 3 faktöriyellerin unutulduğundan kaynaklı cevabın 72 yerine 144. işte 216 yerine 432 çıkması. Benim bulduğumun neden iki katı cevapta ya da benim bulduğumun neden yarısı hocam hep cevapta oluyor? Burada ne sıkıntı çıkıyor? Sorularında böyle cevap vermiş olayım. Birincisi arkadaşlar. Farklı oyuncakları, farklı nesneleri farklı kutulara ya da insanlara gönderirken nasıl bir çözüm yaparız? Şimdi ona bakalım. Birincisi soruda yapmayacağım bir çözüm. Böyle ayırayım. Çünkü soruyu bambaşka güzel bir yolla çözeceğiz zaten. Önce kombinasyon sorularında durum tespiti yapılır. Ne demek o? Kaç tane eleman göndereceksiniz? Kutular önemli olmaksızın önce nasıl dağıtırız bu elemanları? 4-0-0 3-1-1 0. Sonra arkadaşlar 2 2 0 ve 2 1, -1. Durum tespiti ben kombinasyonda çok önemserim. Şu an bak kutulara daha göndermedim. Yer değiştirme falan filan sakın o muhabbetlere girmeyelim. Sadece herhangi 3 kutuya nasıl dağıtım yaparım onu düşündüm. Şimdi işte bu durumları tek tek kontrol edeceğiz. 1 4 0 0 olduğu için 4 oyuncu 3 kutudan birine göndeririz. Böylece birincisinin 3 farklı durumu vardır. İkincisi, 3 taneyi bir kutuya, bir taneyi bir kutuya, 0 tane yani bir tane kutuda hiç almayacak. Ben direkt dağıtmam arkadaşlar. Gerçekten kargolama mantığı gibidir benim zihnim bu e, soru tiplerinde. E, hata yapmamak için ben önce paketlerim, sonra dağıtırım arkadaşlar. Yapıyorum şimdi. 4'ün üçlüsü, 1'in birlesi. Sonra e başka bir şey yapacak mıyım? Hayır. İki farklı pakete ayırdım. Sonra şunu derim ben. Eğer paketlerdeki eleman sayıları farklıysa önce gruplarken herhangi bir şeyle bölmeyin. Herhangi bir şeyle de çarpmayın. Böyle durur. Şu an grupladık veya paketledik. Sonra bu paketleri oluşturdum artık. Birinci farklı paket, ikinci farklı paket. İki farklı paketi nereye göndereceğim? 2 tane kutuya göndereceğim. Kaç kutu arasından 3 kutu arasından. O zaman birincinin 3 hakkı var, ikincinin 2 iki hakkı var arkadaşlar. Böylece bakın sanki iki kişiyi iki farklı sandalyeye oturtur gibi. İki farklı e, oyuncağı iki farklı kutuya gönderir gibi. Ya da işte iki farklı mektubu iki posta kutusuna her birine birer tane gönderir gibi. Paketleri gönderdim. Kafam rahat artık bir tanesi bir kutuya gitti, bir tanesi bir kutuya gitti. Sonra geliyorum üçüncüye. Bak burası çok değerli. Dördün ikilisi. Sonra ikinin ikilisi. Sabırla lütfen dinleyin çünkü bunun kısa çözümün ne olduğunu ben de biliyorum ama bir mantık anlatıyorum. Böyle iki faktöre. İşte dalanın kuyruğunun koptuğu yer. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi iki ile böldüm. Neden? Eğer gruplarken, paketlerken Eleman sayıları aynıysa, eleman sayıları aynı olan grup kadar aşağıyı bölmeniz lazım. Örnek: Bu soru şöyle de olabilirdi. Altının ikilisi, diyelim 6 eleman var. 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi şeklinde 3 pakete ayırdım ve paketlerin eleman sayıları aynı. O zaman 3 faktöriyle bölerdim. Yani buradaki 2'den kaynaklanmıyor durum. 3 tane paketin de eleman sayısı aynı olduğu için. 3 faktöriyle bölüyoruz. Burada da iki paketin eleman sayısı aynı olduğu için 2 faktöriyle bölüyoruz. Sonra bundan sonra ne diyeceğiz? Paketledim. Artık bunları birinci paketin 3 hakkı var, ikinci paketin 2 iki hakkı kalıyor. Gördüğünüz gibi bunu da böyle halledeceğiz. Son durumda 2 1 1 diye dağıtmam lazım. 4'ün ikilisi, 2'nin birlisi, 1'in birlisi. Ben önce dağıtmam her zaman paketlerim. Paketlerken de 1 1 bakın 2 faktöriyel. Yani. Neden? Çünkü iki grubun eleman sayısı aynı. Şimdi bunları nasıl göndereceğiz? Direkt 3 faktöriyel. Çünkü 3 farklı paket oluşturdum. 3 farklı kutuya birer birer 3 faktöriyel diye dağılırlar. İşte arkadaşlar burada özellikle dağıtma sorularında paketleyip sonra gönderirseniz sizin faydanıza böylece bölme, çarpma kısmında hata yapmayacağınız için artık cevaplarınız iki katı geldi ya da yarısı geldi ya da benim bulduğum niye cevapla hiç alakalı değil sıkıntısını gidermiş oluruz. Şimdi gelelim hani bir nevi sabırsız arkadaşlarımız için. Bunun çözümü daha kısa olamaz mıydı? Bu soruya mahsus sadece 4 farklı oyuncu 3 farklı kutuya gönderirken evet. Burada şunu yaparız arkadaşlar. Soruda da onu kullanacağım e, ee, birinci oyuncağı 3 kutuya gönderebilirim. 2. oyuncağı 3 kutuya gönderebilirim. Üçüncü oyuncağı 3 üç kutuya. Dördüncü oyuncağı da 3 kutuya. Dolayısıyla 81 tane hakkım olur arkadaşlar. Bunu spesifik böyle direkt kalıp hangi kutuya kaç tane göndereceğim belli olmayan soruda direkt bu çözümü kullanabilirim. Ama demin öğrettiğim yöntem çok geçerlidir ve birçok soruda kullanmamız gerekir. O yüzden derinlemesini anlattım. Gelelim. E, bu yıldızladığım yöntemin tutmayacağı soru modeline. O da özdeş kutulara dağıtırsak ne olur? İşte özdeş kutulara dağıtırken gerçekten durum tespiti önemlidir arkadaşlar. Demin yaptığım gibi 4-0-0, 3 1 -0, 2 -2 -0 ve 2 -1, 1 Durumlar aynı ama dağıtma durumları aynı. Ama dağılımlar bu sefer farklı gelecek. Sebep bir kere artık burada 3'ün birlisi demenin anlamı yok. Sadece bir durum sebep. Kutular özdeş olduğu için hangi kutuya gönderdiğimin önemi yok ki. Herhangi birine gönderdiğimde o oyuncaklar bir kutuya yerleşmiş olacak. Raflardaki hani hasarsız, eksiksiz, tamamen özdeş görünümlü 3 kutu gibi düşünün. Burada 4 tane oyuncak burada olsa ya da bunda olsa ya da bunda olsa fark eder mi? Fark etmez. Üçünden birini alırsınız. Gözünüze hoş gelin değil. Aynısı göründüğü için hepsi. Dolayısıyla bir tane durum oluşacaktır. Sonra arkadaşlar... 3, 1, 0. Dikkat edin. 4'ün üçlüsü, 1'in birlisi. E, bunun bir şeyle çarpacağım, böleceğim mi? Hayır. Sebep, bir kere eleman sayıları farklı olduğu için paketlerken bölmüyorum. E hocam, iki farklı kutuya gitmeyecek mi? Yok, zaten özdeş kutulara gidecek. O yüzden arkadaşlar, bir şeyle çarpmayacağız, bölmeyeceğiz. Demin, dikkat ederseniz, farklı kutulara gönderdiğim için... 3 çarpı 2 demiştim. Burada kutuların görüntüsü aynı. Hangi kutuya koyduğumun hiçbir önemi yok. İşte burada demin öğrettiğim yöntemin önemi. Burada arkadaşlar 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi bölü 2 faktörü edeceğiz. Zaten kutular özdeş olduğu için herhangi bir dağıtım yapmama gerek yok. Zaten ben bunları paketlediğim zaman otomatik olarak zaten paketlerde özdeş olduğu için hangi pakete gittiğinin de hiçbir önemi kalmadı. O yüzden üçüncü durumda bakın böyle iki faktöriyele böldüm. Son durumda arkadaşlar dördün ikilisi, ikinin birlisi ve birin birlisi. Böyle iki faktöriyel dedim. Herhangi bir şekilde bir şey yapacak mıyım? Hayır. Zaten kutular özdeş olduğu için kimin hangi kutuya gittiğinin hiçbir değeri, önemi yok. Dolayısıyla bu dağıtma yöntemi gerçekten çok önemli. Kafanız rahat olsun istiyorsanız paketleyin. Paketlerken gruplardaki eleman sayılarına dikkat edin. Sonra dağıtacağınız kutular farklıysa veya özdeşse benim bu yaptığıma göre bundan sonra yaparsınız. Eğer bu yöntemi hiç bu zamana kadar duymadıysanız, farklı şekillerde yapıyorsanız, bir yanlış bir doğru yapıyorsanız bunu lütfen kale alın. İlk başta biraz kafanız karışır gibi olur. Çünkü insan yeniliğe genelde aslında çok açık bir varlık değildir. O yüzden hep yıllarca, yüzyıllarca savaşlar, mücadeleler olur. Yani zihninizde de bu mücadele, savaşı yapacaksınız. Sonra zihninizde oturduğunda çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Gelelim artık sorumuza. Resmen konu anlatımı oldu bakın burası. Şimdi bunların bir kenara bırakırsak artık. Çünkü güzel bahsedeceğim yerlerden bahsettim. Bunları öğrendikten sonra önemli olan işte hangisini bu soruda kullanabileceğini bilmek. Biz size tonlarca yöntem, tonlarca yorum ve her bir dersten de farklı olmak üzere tonlarca yorum anlatıyoruz. Siz bunların içinden çekip o yorumları almanız gerekiyor. Gözünüzde büyütmeyin. Gerçekten zeka seviyeniz yaşınız itibarıyla sürekli ilerlediği için, zihniniz hızlı çalıştığı için bize göre korktuğunuzdan daha güzel, berrak zihinleriniz var. Bunları da çalışarak Kafa yorarak değerlendirebileceğinize inanıyorum. Şimdi bakın A birleşim B birleşim C 1 2 3 olacak şekilde 3 farklı küme var. Ve bunların kesişimleri boş küme olacak. O zaman bu 3 elemanı ben nasıl dağıtırım? İşte burada işin e, bayağı bir sıkıntılı kısmı olur. Yanındaki gösterdiğim yerlerden yaparsanız ben şuradan yapacağım. Niye anlattınız hocam o zaman bütün diğer şeyleri? Onları zaten anlatmam gerekiyor çünkü sorularda kullanacaksınız. Ama burada bu yöntem çok güzel işime yarar. Neden? Temiz bir durum var aslında. Tek tek bir sürü durum toplamaktansa şunu söylerim. Bir numaralı elemanın gidebileceği 1, 2, 3, 4, 5, altı tane yer var. Şimdi ben bunları tek tek düşünmek zorunda kalırdım. Ama artık düşünmek zorunda değilim. Yine iki numaralı elemanın 6 hakkı var. Üç numaralı elemanın alt hakkı var. Sonuçta arkadaşlar bize herhangi bir küme boş küme olmayacak demiyor. Herhangi bir küme iki tane eleman alamaz, bir tane eleman alamaz demiyor. Hepsi birden hurra şuraya gidebilir. Hepsi birden hurra buraya gidebilir. Ya da farklı farklı bir buraya, iki buraya, üç buraya gidebilir. Bir sürü kombinasyon var burada. Zaten cevabımızın büyüklüğünden de anlayın. İşte burada elemanları kutulara gönderme mantığı yaparsak. Ve buradaki her bir bölgenin aslında bir kutu gibi, altı kutu gibi olduğunu görürsek bu şekilde 3 farklı elemanı 6 farklı kutuya göndereceğiz demektir. Bu şekilde arkadaşlar bir tane size güzel bir soru çözmüş olayım. Kümeler kombinasyon bu yüzden zor geliyor. Bir sürü yorum var onları harmanlayıp bir soruya koyacağız ve çözümümüz bu kadar basit olacak aslında. Unutmayın basit düşünmek çoğu zaman daha zordur. Diğer sorularda bir sorum bir soru yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.